Osmanlı'nın şu anda Selçuk Beşevler köyündeyiz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz 20 gün önce yine Osmanlı soğuyacak günler Peşik Canası'nda bir dolu olmuştu. Dün de 26 Haziran itibariyle 14 köy, yani Osmanlı ilçemizin batısı dediğimiz Beşevler, Oğulpaşa, Ağlan, Erecek, Gençli, Yeşilçimen, Karatekin, yani 14 köyü kapsayan ve 14 köyde Tarım İlçe Müdürlüğü'nden aldığımız bilgiye göre 40 bin dönüm araziyi kapsayan bir bölgede ne meyve, ne domates, ne şeftali, ne şey kalmamış durumda. Şu anda Beşevler Köyü'ndeyiz. Beşevler Köyü'nde kahvedeyiz. Vatandaşlarımız burada. 24 Haziran seçimlerinde Birleşik Milletvekili olan AK Parti'den Selim Yağcı şu anda bir komşu köyde. Birazdan buraya gelecek. Köylerimiz onu bekliyorlar. Ne yapılabilir, ne edilebilir diye. Evet, yanımızda arızamız var. İbrahim Şimşek. Evet, meyveleri görüyoruz. Durum nedir? Bu değildir. Durum Allah'tan geleni yapacak bir şeyimiz yok da devlet bu konuda bize ne yapabilir? En azından bizim hasarımız karşılanabiliyor mu? Şu anda yapılan masrafı %40'ı, yani sebze meyve yapılan masrafı %40'ı, %50'si yapıldı. Bu şeftalilere de masraf etmeye devam etmek zorundayız biz. Damlama yaymak zorundayız. Bu şeftalilerin dalları konusunda ilaçlarını atmak zorundayız. Masrafı yine yerinde olacak bizim için. Fakat satma anlamında bu seneyi geçtik. Seneye ve ondan sonraki sene de üzüm olarak veya şeftali olarak ve armut olarak hiçbir ürün alamayacak vaziyetteyiz. O kadar. Çünkü gözleri yani seneye de şeftali yapacak olan gözleri onlar da gitti. Yıkılan ağaçlar var. Ondan ziyade sel götürmüş domates bahçeleri, sel götürmüş fasulye bahçeleri. Yaptığımız masraflar ve hiçbir ürün alamadan, hiçbir şey satamadan sezonumuzu erken kapatmış olduk. Beşevler yaklaşık kaç dönüm? Beşevler bizim İstarcık köyünde de arazilerimiz var. Evet, İstarcık Beşevler. Ben o şeyde 2500 dönüm arazi üzerindeyiz. Yani bu çevre köylerine yansıyan arazilerimiz var. Çakeş tarafında işte Osmanlı veya Düzmeş'ten arazilerinde olan bizim köyde ait arazilerimiz var. Yani 2000 dönüm üzerinde arazide çalışıyoruz. Ve herkesin dahil hiç kimsenin yiyecek şeftalisi dahi kalmamıştır. Ve şunu aramaya, sulu şeftaliye ayı veremeyiz. Yani bu artık bir işe yaramaz. Bunu arama dahi istemez. Çünkü yapılan içerisinde dolu. 2000 yerinden fazla oluyor. Meyve 2500 dönüm üzerinde. Yani domates falan. Bu bölge Bilecik'in tarım ilçesi Osmaneli. En çok tahmini 100 ton şey, 10 bin 100 bin tonla var. Domates üreten bir bölge değil mi? Tabii. Kişi başına yani. Mesela bizim köyümüz 150 tane. Biz ortalama kişi başına 70-80 ton domates üretiyoruz. Yani kişi başına 120 bin ton domates çıkartan yine şeftali. Şeftali onun iki katıdır. İki katı. Evet. Yani köyümüzde olmayan ürün yoktur. Evet. Ağırlıklı şeftali, domates, barbunyedir. Yan ürünler vardır, erikli, üzümlü. Ama tamamında yani ürün alabileceğimiz hiçbir bahçemiz kalmamıştır. Yani işte artık Sayın Vekilimiz de birazdan Beşevler Köyü'nde olacak. Gerekli açıklamaları yapacaklar herhalde. Bu sorunu, bu durumu da bakanlar taşırlar inşallah. İnşallah. Yani bizim beklentimiz, evet. Bizim beklentimiz olan bu yönde. Biz Bilecik olarak, siyasi olarak güçsüz olduğumuzu düşünüyoruz. Siyaseten Bilecik'te temsil edildiğimiz takdirde yani güçsüz olduğumuzu düşünüyoruz. Bu durumda istiyoruz ki hani buraya bir şey olduysa, burası belki İstanbul'un bir ayağı veya Türkiye'nin bir göz bebeği bir yeri. Ama burası gittiği zaman diğer taraflarda da sorun da tabii daha çok büyüyecek. Ama bizim halkımız olarak biz bundan 2 sene, 3 sene boyunca vatandaşın ürün yapılabilecek kapasiteli değiliz şu anda. 2-3 sene. Tabii önümüzdeki 2-3 seneyi bari ekleyecek bu durumumuz bir şey. Afat bölgesi olarak düşünülebilirse bu bölge daha uygun olur. Çünkü vatandaş. Afet bölgesi ilan edilsin diyoruz yani. Evet, durum böyle. Değerli izleyicilerimiz, inşallah birazdan bekleyin gelecek, o da çarptı diyoruz. Evet, şu anda Beşevler Köyü'ndeyiz. Osmanlı yine dün gelen dolu afetinden dolayı gördüğünüz gibi bütün vatandaşlarımızın damlama boruların hepsi bir araya toplanmış, yukarıdan gelen sel
tanrıları mahvetmiş. Ekilenler hiçbir tanesi kalmamış burada. Borular işte şöyle gösterelim. Böyle aşağıya hepsini toplamış. Yine burası bir şeftali bahçesi. Şeftalilerin hepsi daha çamurdan tarlalara girilmiyor. Olduğu gibi yerde şeftaliler, işte bazı arkadaşlarımız 3 gün sonra şeftalileri toplayacaklarını söylüyorlardı. Evet, yanımızda Bekir abi var, köylerimizden. Neydi isim abi? Ali Çakır. Ali abi var. Mithat abi var. Evet. Şimdi burada 300 metrede, evet. 300 metrede burada en az 80 santim şurada su. Yüksekti. 80 santimi geçti. Yüksekliği. Buradan ben geçemedim. Böyle benim. Böyle üstü gözer gibi. Bu evet. Evin üstü gözer gibi. Buradan ben geçemedim. Büyük geçmiş buradan olsun. Buradan ben geçemedim. Abi. Evet, büyük geçmiş olsun. Büyük yani olsun. Fazla abartmayan da şu boyu gidiyordu yani. Tam şu evet. Boyu. Şimdi 300 metre yani şuradan oluşan bir sal yani. Aynen. Şimdi bu şeftali Bekir abi, bu şeftali. Şeftaliyi vurdu. Yani bakın evet. Şimdi bu şeftali bu sene, önümüzdeki yıl, kaç yıl bunun zararı gidecek? Bunu 3 yıl 4 yıl zararı gider. 3 yıl 4 yıl zararı gider. Evet. Yani bu köylü 3 yıl 4 yıl bu üründen ağaçlardan ürün alamayacak tamam, demektir yani bu. Öyle mi? Ya önümüzdeki yıl sakalıyor. Mesela bak sürgünleri ne yapmış görüyor musun? Evet. Kırmızı. Evet. Bütün gözleri indirdi evet. Yani. Gözlerini indirmiş ağaçları evet. Evet, büyük geçmiş olsun diyelim. Bu yeni dikimin 3'te 2'si gitmiş vaziyette yani. Evet, yeni dikimin hepsi gitmiş vaziyette. Zaten sulama boruları hepsi, damlamaların hepsi. Bu şey daha... aşağıda kanal tamamen sıfır yani. Motorlar geç karşıdan geldi, evet. Millemiş. Burası benim böyle komple benim bir kanal, aşağıda kanal tamamen kapandı yani kanal. Ara komple domates miydi ara burası? Domates. 60 bin domates vardı burada. Evet. Bu ikisi de benim yani. Bu gördüğünüz 60 bin, gibi iki tarlada. İkisi de benim. 60 bin domates 60 burada bin aldı gitti. 60 bin kök fide domates vardı burada. Oraya kanala gitti. Kanal millendi. Kanaldan şimdi barajın kanalı geçiyor. Şu anda motorla barajdan karşıya geçebilirsin yani. Kanal su kanalı dolu. Kanal dolu yani. Sulama imkanı hiç yok şu anda. Milleri karşıya geçti su, bu gitti yani sen de buradan geçebilirsin yani kanaldan şimdi. Evet. 3 metre genişliğinde kanal var, kanaldan geçebilirsin yani, milleri kanalı. Zaten buraya baktığın zaman söylüyor yani bu toprak öbür tarafta. Evet, evet. Esas dere buradan değildi, ağaçların arkasından şurada birleşti, cevizin yanında. Kanal orada durdu yani böyle. Zaten buraya tuttuğun zaman bak burası söyler, öbür tarafı evet, gördük belli, ya. Belli oluyor zaten, hepsini toparlamış. Oradan da inince orada birleşti. Orada evet. İndim, orada tarlanın evet. İçinde beni de götürüyordu. Evet. Evet, domates. Domates diye bir şey kalmamış zaten tarlada. Yok canım, ne domates. Hiçbir şey kalmamış. Oradan yukarıdan koparttığı şeftaliler de buraya tarlaya indirmiş. Evlerdeyiz, beş evlerdeyiz. Bir şeftali bahçesindeyiz. Gördüğünüz gibi, olduğu gibi şeftali yere indirmiş. 12, Osmanlı'nın 12 köyünde. Yaklaşık 40 bin dönüm arazide bir afet oldu. Tarım İlçe Müdürlüğü'nün yöneticilerinden aldığımız bilgiye göre şöyle kaba taslak bir hesapla daha net bir şey çıkmamış ama 42 milyon lira arasında bir zararın olduğu söyleniyor bu bölgede. Allah köylülerimize kolaylık versin. Olduğu gibi artık bu bahçede, Bekir abi bu bahçede artık toplanacak bir şey yok. Hiçbir değil şey mi? Yok. Bitti yani. Burası bitti. Yani sezon gibi. Bitti burada. Bunlardan zaten hiçbir şey olmaz. Bunlar çürür artık. Evet. Hasat yapma şeysi hiç yok. Evet. Olduğu gibi evet. Yere inmiş ve zedelenmiş, berelenmiş hepsi. Yani Allah'ın bir afeti ama işte artık yetkililer bu bölgenin sesine kulak versinler. Bu bölgeyi dinlesinler. Yani evet. Diyecek bir şeyimiz yok. Yok. Köylülerimize Allah sabırlar versin diyoruz. İnşallah devletimiz yanlarında olur. Bu konuda her türlü yardımı yaparlar kendilerine ama tam bir afet bölgesi. Evet şu anda yine hava karardı, yine yağmur başladı. İnşallah bir afet daha olmaz. Bugünlerde sürekli yağmurlar doluya dönüşüyor. Evet işte bakın
Bakın olduğu bak. Gibi bakın dalları götürmüş. Yani olduğu gibi. Evet bak. 2 yıl daha meyve yapmaz bu ağaç. 2 yıl daha meyve yapmaz şimdi yani. Buralardan hep sakız çıkaracak. Evet. Kuruyacak. Evet. Kuruyacak değil mi? Evet. Evet. İş yaparsa şunlar yapacak işte mesela. Evet. Olursa yani. Yaklaşık kaç ton şeftali çıkıyor bu bölgede senede? Ya ben kendi köyümüzün hesabını yaptık biz dün akşam. 40 milyon civarı. Kendi sadece 5'e ver köyünü. 40 milyonluk şeftali çıkıyordu. Bizim zararımız, kendi köyümüzün zararı. Bilmiyorum, kendi köyümüzün zararı. Kendi köyümüzün zararı. Daha diğerlerde var. İnşallah. Sayın Vekilimiz de geldi. İşte AK Parti evet. Milletvekili Selim Yağcı incelemelerde bulundu bu köylerde. İnşallah yukarıya da köylülerin sesini duyururlar. İnşallah orada da hükümet tarafından, devlet tarafından köylerimize bir yardım yapılır artık diyoruz. Evet, Mehmet Bey, evet. Bizim beklentimiz çok devletten. Bizler çok mağdur olduk. Köyümüzde zarar çok büyük. Katma değer üreten bir köy. Bölgemiz çok evet. büyük katma değer üretiyor. Ve bunun yanı sıra bizler şunu bekliyoruz devletten. Bir futbolcuya bir spor kulübü 10 milyon dolar para ödeyip maç oynatıyor. 2 sene sonra gidiyor. Bizim bir futbolcuya verilecek kadar bir zararımız var bu bölgede köy olarak. Bizlere yardım istiyoruz. Böyle bir beklentimiz var. Devlet inşallah arkamızda durur. İnşallah dururlar diyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Geçmiş olsun bölgemize.